70. bölüm Müslümanların karşılıklı hakları. Kul haklarından bazıları şunlardır. Müslüman kardeşinle karşılaşınca ona selam vermen. Davet ettiğinde davetine icabet etmen. Aksırdığında hayır duasında bulunman. Hastalandığında ziyaretinde bulunman. Vefat ettiğinde cenazesine katılman. Seninle ilgili bir yemin ettiğinde, yemininde onu doğru çıkarman. Senden nasihat istediği zaman ona nasihat etmen. Onun bulunmadığı yerde hakkını savunman. Kendi nefsin için istediğin şeyi kardeşlerin için de istemen. Kendi nefsin için istemediğin şeyi kardeşlerin için de istememen. Yukarıda saydığımız bu hususların hepsi hadis-i şerifler ile ifade edilmiş hususlardır. Sahabe-i kiramdan Enes bin Malik radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Şu dört şey Müslümanların senin üzerindeki hakkıdır. İyilerine yardım etmen, günahkarları için af dilemen, yoldan sapanları hakka davet etmen, tevbe edenlerini sevmen. İbn-i Abbas radıyallahu anh, kendi aralarında merhametlidirler mealindeki ayeti kerime hakkında şöyle der. İyileri şerlileri için dua eder. Şerlileri iyileri için dua eder. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden şerli olan salih olana bakar ve şöyle dua eder. Allah'ım şu kardeşimi kendisine verdiğin iyilik üzere sebatkar eyle ve bizleri de onun iyiliğinden nasiplendir. Yine salih olanlar şerli olanlara bakar ve şöyle dua eder. Allah'ım onu hidayete erdir. Kendisine tövbe nasip et ve hatasını bağışla. Müslümanların karşılıklı haklarından biri de şudur. Kendi nefsi için sevip istediği şeyleri Müslüman kardeşleri için de sevip istemek, kendisi için hoşlanmadığı şeylerden Müslüman kardeşleri için de hoşlanmamak. Sahabe-i kiramdan Numan bin Beşir radıyallahu anh şöyle der. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Müslümanların birbirini sevme ve desteklemedeki durumları bir vücut gibidir. Vücudun bir uzvu rahatsız olursa ondan dolayı vücudun diğer bütün organları rahatsız olur ve uykusu kaçar. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Müminin mümine karşı durumu birbirini destekleyerek ayakta duran bir bina gibidir. Müslümanların karşılıklı haklarından biri de herhangi bir Müslümana sözle ve fiille eza vermemektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden selamette olduğu kişidir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletli hasletleri saydığı uzunca bir hadis-i şerifte şöyle buyurur. Eğer buna gücü yetmezse, İnsanları kötülüklerden vazgeçirmeye çalış. Çünkü böyle yapman senin için hesabına yazılacak bir sadakadır. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Müslümanların en faziletlisi, Müslümanların elinden ve dilinden selamette olduğu kişidir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bilir misiniz Müslüman kimdir? Sahabe-i kiram dediler ki, Allah ve Resulü en iyisini bilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki, Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden selamette olduğu kişidir. Sonra sahabe-i kiram tekrar sordular. Peki mümin kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, mümin, Müslümanların kendisine malını ve canını güvendikleri kişidir. Sahabe-i kiram yine sordular. Peki muhacir kimdir? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu soruyu da şöyle cevapladılar. Kötülüğü terk edip ondan uzaklaşan kişi. Sahabe-i kiramdan biri sordu. Ey Allah'ın Resulü, İslam nedir?
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Kalbini Allah'a teslim etmen, Müslümanların senin elinden bedilinden güvende olmalarıdır. Mücahid rahmetullahi aleyh şöyle der. Cehennemliklere öyle bir uyuz musallat olur ki derisini kaşımaktan kemikleri görünür. Bu arada şöyle bir nida duyulur. Ey falan oğlu filan, bu kaşıntı canını acıtıyor mu? Adam evet acıtıyor diye cevap verir. Kendisine denilir ki işte bu müminlere çektirmiş olduğun acının karşılığıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki gelip geçen Müslümanlara eziyet veren yolda bulunan bir ağacı kesmesi sebebiyle bir kişinin cennette dolaştığını gördü. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ey Allah'ın Resulü bana faydalı olacak bir şey öğret. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Müslümanların geçtiği yollarda onlara eziyet veren şeyleri gider. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim yolda Müslümanlara eziyet veren bir şeyi kaldırırsa bunun için Allahu Teala kendisine bir iyilik yazar. Allahu Teala Celle Celaluhu kime bir iyilik yazarsa cennet ona vacip olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Müslüman kardeşine eziyet verici gözlerle bakması bir Müslüman için helal olmaz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir Müslümanın diğer bir Müslümanı korkutması helal olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifte şöyle buyurur. Allahu Teala Celle Celaluhu Müslümanlara eziyet verilmesinden hoşlanmaz. Rebi' bin Haysem der ki, insanlar iki kısımdır. Ya mümindir, sakın ona eziyet etme. Ya da cahildir ki, sen de ona karşı cahilce karşılık verme. Müslümanların karşılıklı haklarından biri de, Müslümanlara karşı tevazu göstermesi, onlara karşı kibirlenmemesidir. Zira Allahu Teala Celle Celaluhu kendisini beğenen kibirlileri sevmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kimsenin kimseye karşı övünmemesi için Cenab-ı Hak Celle Celaluhu birbirinize karşı tevazu göstermenizi vahyetti. Ancak bir kimse sana karşı övünürse buna da tahammül göstersin. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu peygamberine şöyle buyurur. Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. İbn-i Ebi Evfa şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün Müslümanlara karşı tevazu gösterir, kimseyi küçümsemezdi. Kimsesiz dul kadınların ve kimsesiz fakirlerin yardımına koşmaktan ar duymaz, onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışırdı. Müslümanların birbiri üzerindeki haklarından biri de insanların birbirlerine anlattıkları şeyleri dinlemek için kulak kabartmaya çalışmamak, birbirinden duyduğunu diğerine götürerek dedikodu yapmamaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kovuculuk yapan cennete giremez. Halil bin Ahmet şöyle der, sana karşı başkalarının kovuculuğunu yapan, başkasına karşı da senin kovuculuğunu yapar. Başkası hakkında size ihbarcılık yapan, sizin hakkınızda da başkalarına ihbarcılık yapar. Karşılıklı haklardan biri de tanıdığı bir kişiye ne kadar kızarsa kızsın, onunla 3 günden fazla küs kalmamaktır. Ebu Eyyub el-Ensari radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 günden fazla küs kalması, birbirini görünce yüzlerini çevirip gitmeleri helal olmaz. İki kişiden hangisi barışmak için önce selam verirse o daha hayırlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kim bir Müslümanın hatasını affederse kıyamet günü de Allahu Teala Celle Celaluhu onu affeder. İkrime radıyallahu anh der ki, Allahu Teala Celle Celaluhu Yusuf aleyhisselama şöyle vahyetti. Kardeşlerini affettiğin için dünya ve ahirette senin şanını yücelttim.
Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi nefsi için asla intikam almadı. Ancak Allah'ın bir yasağı çiğnendiği zaman Allah'ın emrini yerine getirmek için ceza verdi. İbn-i Abbas radıyallahu anh şöyle der. Bir kimse kendisine yapılan haksızlığı affederse Allahu Teala Celle Celaluhu sadece onun şerefini arttırır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sadaka maldan hiçbir şey eksiltmez. Allahu Teala Celle Celaluhu başkasını affeden kimsenin sadece şerefini arttırır. Kim de tevazu sahibi olursa Allahu Teala Celle Celaluhu onu mutlaka yüceltir. 71. bölüm Nefsin hevasına uymanın kötülüğü ve zühd. Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyurur. Heva ve hevesini tanrı edinen ve Allah'ın bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala ibret almayacak mısınız? İbn-i Abbas radıyallahu anh şöyle der. Burada söz konusu olan Allahu Teala'dan bir hidayet ve burhan olmadan kendi kendine bir din edinen kafir kişidir. Böylesi kişiler Allah'ın kitabıyla amel etmezler. Nefsinin arzusuna tabi olur, nefsi kendisine neye davet ederse ona uyar. Böylece nefsinin hevasına kulluk eder. Yine ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve onların arzularına uyma. Heva ve hevese uyma. Sonra bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlara hesap gününü unutmalarına karşılık çetin bir azap vardır. İşte bundan dolayıdır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nefsin hevasından Allah'a sığınarak şöyle buyurur. Allah'ım, hevaya uymaktan ve cimrilik yapmaktan sana sığınırım. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şu üç haslet insanı helak eder. Nefsin hevası peşinde koşmak, cimrilik ve kişinin kendi nefsini beğenmesi. Bu hasretlerin insanı helak etmesinin sebebi şudur. İnsanın günah işleyip isyan yolunu tutmasının sebebi nefsin arzularına uymaktır. Zira nefsin arzuları insanı cehenneme doğru sürükler. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri ondan korusun. Ariflerden biri şöyle der. Hangisinin doğru olduğunu bilmediğin iki işle karşı karşıya geldiğin zaman o iki işten hangisinin nefsine daha yakın olduğuna bak ve ona muhalefet et. Bu manada İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh şöyle der. İki tercihle karşı karşıya kaldığın zaman ve doğru olan ile yanlış olanı kestiremezsen, nefsinin meylettiği şeyin tersini yap hemen sen. Çünkü nefis insanı hep kötüye yeder ah bilsen. Abbas radıyallahu anh şöyle der. Hangisinin doğru olduğu hakkında tereddüte düştüğün iki görüşle karşı karşıya kaldığında nefsinin hoşuna gideni terk et, sana ağır geleni seç. Çünkü basit ve değersiz olanın gerçekleşmesi kolay, erişilmesi yakın, zahmeti az olduğundan nefis ona meyleder ve onu şiddetle arzular. Fakat ağır gelenin gerçekleşmesi zor, erişilmesi uzak, zahmeti fazla olduğu için nefis ona karşı tembellik gösterir ve onun zahmetine katlanmaktan hoşlanmaz. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle der. Nefsin arzularına gem vurunuz. Çünkü nefsani arzular insanı şerrin en kötüsüne götüren bir kılavuzdur. Elbette hak nefis üzerine ağır ve acı, batıl ise nefse hafif ve hoş gelir. Ayrıca günahları terk etmek, işlenen günahları tövbe ile gidermekten daha kolaydır. Nice bakışlar vardır ki insanın kalbine şehvet tohumları eker, nice anlık lezzetler çok uzun üzüntülere sebep olur. Lokman aleyhisselam oğluna şöyle der. Yavrucuğum, öncelikle sana nefsinden sakınmanı öğütlerim. Çünkü her nefsin hevası ve şehveti vardır.
Eğer nefse istediğini verirsen, bu isteklerini devam ettirir ve daha başkalarını ister. Tıpkı çakmak taşında ateşin gizli olduğu gibi, şehvetler de nefislerde gizli durur. Eğer taşı çakarsan ateş çıkar, çakmazsan ateş gizli kalır. Şair şöyle der: nefsin her davetine uyarsan eğer, seni çirkin ve haramlara sürer. Diğer bir şair şöyle der: nefsin sultasına karşı çıkmazsan eğer, gider, hakkında dedikodu yapılacak işlere sürükler. Diğer bir şair şöyle der: bil ki hiç yükselemez ve asla göremezsin doğru yolu, nefsine tabi oldukça sen. Diğer bir şair şöyle der: İstersen şayet bütün övgülerin sana gelmesini ve elde etmeyi arzuladığın Rabbin rahmetini, durma, nefsin çirkin arzularına karşı dur. Çünkü nefsin arzusu aşktan daha kötüdür. Her ikisi de insanı durmadan felakete savurur. Ancak aşık iffeti nispetinde günahtan uzak durur. İyi bil ki hevaya uymak günahları artırır. Aklın varsa nefsin hevasına karşı çık. Diğer bir şair şöyle der: aklın aydınlattığı yol nefsin yoluna girmekle kararır. Hevasının arzuladığına karşı çıkanın aklı daha parlaktır. Fadl bin Abbas radıyallahu anh şöyle der: bazen olur ki geçen günler cahil bir kişiyi yükseltir. Ancak hevaya uymak keskin görüşlü de olsa kişiyi alçaltır. Bazen insanlar kişi hatalı olduğu halde onu överler ya da kınarlar onu iyiliği için, halbuki yaptığı doğrudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu aklı yarattı ve bana yönel buyurdu. O da yöneldi. Sonra geri dön buyurdu. O da geri döndü. Sonra buyurdu ki: İzzetim ve celalim hakkı için seni en çok sevdiğim yaratıklar için yarattım. Sonra ahmaklığı yarattı ve ona bana yönel buyurdu. O da yöneldi. Sonra geri dön buyurdu. O da geri döndü. Sonra buyurdu ki: İzzetim ve celalim için seni en çok nefret ettiğim yaratıklar için yarattım. Şu şiir sahibine Allah Celle Celaluhu hayırlar versin. Kim ki yaptığı her işte aklı ile istişare eder, yaptığı işte o kişi tam doğruya isabet eder. Anlamıştır artık o hevaya uyan kişi, kötü akıbet ve günaha düşmektir işi. Diğer bir şair şöyle der: başarılı olmak ve gayene ulaşmak istersen eğer, hevanın kölesi nefse yüz vermemen gerekir. Onun arzuları karşısında dimdik dur, sapık ve azgınlarla birlikte olmaktan sakın. Nefsi ve davet ettiği şeyi bırak, çünkü nefis bir işe yeltenir ve niyetlenirse kötülüğü emreder. Belki böylelikle kurtulursun ateşe düşmekten, zira o ateş bağırsakları parçalar, derileri kavurur. Ehli hikmetin ifadesiyle nefis yerilmiş bir binektir. Kolaylıkla seni karanlık fitnelere sürükler, sıkıntılı mıntıkalara çekebilir. O halde nefsin şehvetleri sakın ola seni yerilmiş olan çirkin işleri yapmaya sevk etmesin ve kötülüklerin bataklığına sürüklemesin. Birisine evlensen iyi olur derler. Şöyle cevap verir: eğer gücüm yetse nefsimi boşardım. Sonra şu şiiri okudu: dünyada yalnızlığı seç, çünkü sen dünyaya yalnız olarak geldin. Dünya uyku, ahiret uyanıklık. Bu ikisinin arası ise ölümdür. Biz ise karışık rüyalar içindeyiz. Kim heva gözüyle bakarsa şaşırır. Kim hevasına göre hükmederse zulmeder. Kim dünyaya uzun uzun bakar ise hedefine ulaşamaz. Çünkü dünyaya dalmanın bir sınırı yoktur. Hikmet sahibi bir zat bir kişiye şöyle nasihat eder: sana nefsinin arzuları ile savaşmanı tavsiye ederim. Zira nefsin hevaları kötülüklerin anahtarıdır, iyiliklerin hasmıdır.
nefsin bütün hevaları sana düşmandır. Hevaların en tehlikesi, günahı sana takva olarak göstermesidir. İnsanın içinde bulunan bu çatışmayı çözmenin yolu, gevşekliğe yer bırakmayan bir karanlılık, yalana asla meyil göstermeyen bir doğruluk, gecikmenin bulunmadığı bir devamlılık, ümitsizliğe kapılmadan sabır göstermek ve hiç boş vakit geçirmeden bütün vakti ibadet niyetiyle geçirmektir. Allah'ım, akıllarımızı nefsimizin hevalarına üstün kıl. Bizlere zarar ve gevşeklik tattırma. Dünya ile oyalanarak ahireti unutmamıza fırsat verme. Sevgili Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bizleri zikreden ve nimetlerine şükreden kullarından eyle. Bizleri nimetlere boğan Allah'a hamdolsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dininizin en hayırlı hasleti beradır. Amellerin en değerlisi beradır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Vera sahibi ol, insanların en abidi olursun. Kanaat sahibi ol, insanların en şükredeni olursun. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir kimse günah işlemekle yüz yüze kaldığında kendisini ondan alıkoyacak bir vera sahibi değilse Allahu Teala Celle Celaluhu o kişinin ilmine hiçbir değer vermez. İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh şöyle der. Zühd üç mertebedir. Birincisi farz olan zühd. Haramlardan uzak durmak bu kısma girer. İkincisi insanı selamette tutan zühd. Şüphelilerden uzak durmak bu kısma girer. Üçüncüsü fazilet olan zühd. Bazı helallerden gönüllü olarak uzak durmak da bu kısma girer. Bu izah zühdün güzel bir açıklamasıdır. Abdullah bin el-Mübarek rahmetullahi aleyh şöyle der. Zühdün aslı zühdü gizlemektir. Zühd insanlardan kaçtığında sen onun peşinde koş. İnsanlar onun peşinde koştuğunda sen onlardan kaç. Şu beyitlerin sahibi ne güzel söylemiş. Ben takvayı şu parada buldum, sakın başka şeyde bulduğumu sanmayın. Önce ona sahip oldum, sonra terk ettim. Evet, işte budur Müslümana yaraşan takva. Zahit kişi dünyadan yüz görmeyince dünyayı terk eden kişi değildir. Asıl zahit, dünya kendisine teveccüh ettiği halde ondan yüz çeviren ve ondan kaçan kişidir. Tıpkı Ebu Temmam'ın dediği gibi, eğer kişi bütün güzelliğiyle gelirken koşarak kendisine yüz çevirmiyorsa dünyadan zahit denilmez öylesine. Ehl-i hikmetten biri şöyle der. Biz neden dünyaya karşı zühd göstermeyelim? Halbuki onun ömrü sınırlı, faydası sıkıntılarla dolu, sefası kederlerle iç içe, güveni aldanma, sana yönlendiğinde üzer, kaçınca alçaltır. Şair şöyle der. Yazık şu kişiye, fani dünya peşinde durmaz koşar. Baksana ona, tıpkı rüya gibi durmadan değişir. Onun safası keder, bolluğu zarar, güveni aldanma, aydınlığı karanlık, gençliği ihtiyarlık, sıhhati hastalık, lezzeti pişmanlık, bulduğu yokluktur. Orada bulunan sıkıntıdan salim olamaz. İrem'de bulunanlara sahip olsa bile, bırak onu süsüne meyletme sakın, çünkü o belalarla dolu bir nimettir. Sen şunun için gayret göster, nimetinin tükenmesi olmasın, çekilmesin orada ölüm korkusu ya da ihtiyarlanma tasası. Yahya bin Muaz Errazi rahmetullahi aleyhin hikmetli sözlerinden biri şöyledir. Dünyaya bakışın ibret gözü ile olsun. Dünyayı terk edişin kendi isteğinle olsun. Dünya için çalışman mecburiyetten olsun. Ahiret için çaban ertelemeden kendi isteğinle olsun.